şekilde durum bu. Son durumu sizlere aktarmış oldum. Carvalho haberi şimdi geldi. Orada atlamış. Gueye'de pürüz, Carvalho'ya dönüş. Carvalho da tekrardan Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri. G'ye kadar agresif bir futbolcu değil ama 6 numara pozisyonda elimizdeki portföye baktığımızda orayı en iyi idare edebilecek isimlerden biri. Pas kalitesi yüksek, hücumda iyi işler yapabiliyor, ikili mücadelelerde başarılı, stoperlerin önünde yer alabilen bir oyuncu. Açıkçası Galatasaray, William Carvalho için biraz daha G'nin olumsuzda dönmesinden dolayı biraz daha ilgilenecek, biraz daha bu oyuncu transfer etmek için çaba sarf edecek, öyle gözüküyor. G'ye rapora takıldı. FIFPro, Futbolcular Sendikası diyelim. FIFPro, Türkiye'ye gitmeyin uyarısı yapmıştı yakın tarihte. G'nin de FIFPro'nun bu uyarısını kale alıp, dikkate alıp Galatasaray'a gelmekten vazgeçtiği konuşuluyor ki ben zannetmiyorum. Yani. Öyle kontratlar yapıyorlar ki. Yani FIFPro'nun tamam hani düzenli ödeme alamayabilir mi? Alamayabilir. O risk var mı? Tabii ki de var. Ama FIFPro'nun söylediği gibi oyuncuların Türk takımlarından para alamaması söz konusu değil. Yani Galatasaray'la yaptığı kontratı alamaması için Galatasaray'ın kulübü kapatması falan lazım. Galatasaray'da faaliyetlerini sonlandırmayacağına göre bu haber doğru değil. Yani sonuna kadar alırdı sevgili arkadaşlar. Gueye durumu bu. Akrep Wright, transferin gözdesi olan Amerikalı golcü Antalya'yı tercih etti. Akrep Wright, Hacı Wright yani. Uzunca süre Galatasaray'dan haber bekledi. Uzunca süre Galatasaray'dan teklif bekledi Hacı Wright. Ama o teklif gelmeyince artık oyuncu da aynı Fernando Lucas Martins gibi tekrardan Antalya'nın yolunu tuttu. Antalya'da oynayacak ve ben inanıyorum ki biz neden almadık diye sorgulayacağız. Çünkü fena bir santrafor değil arkadaşlar. Fena bir oyuncu değildi. Bizim ligimizde iyi işler yapabilecek bir isimdi. Aytaç Emre Ata, Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor Galatasaray'dan iki isme kanca taktı. Yiğidolar eski yıldız sağ kanadı Emre Kılınç ve orta saha Aytaç Karan'ın transferi için tüm şartları zorluyor. Aytaç kesinlikle gitmeli. Aytaç, Ömer Bayram, Oğulcan, Sekidika, Taylan veya Berkan, bu oyuncu Barış Alper Yılmaz, Morutsan, bu oyuncular tuzun bir kısmı kesinlikle gitmeli. Yani totalde 10 tane oyuncuyu Galatasaray'a göndermeli. Ama mutlaka ve mutlaka buralara da Galatasaray'ın takviye yapması lazım. Aytaç ve Emre gider mi bilmiyorum ama Aytaç kesin gitmiyor. Galatasaray yerine Seferovic alacak, Toulouse istiyor. Toulouse'un 8 milyon euro para getirmesi lazım. 8 milyon euro para getirdiği anda sen Mustafa Muhammed'i satarsın. Mustafa Muhammed'i de gördük ki öyle çok hala da çok motive değil. Öyle çok fark yaratacakmış, kendisini futbola verecekmiş gibi gözükmüyor. İkinci Batshuayi vakası. Batshuayi biliyorsunuz pozisyona girip atamıyordu. Dün Mustafa Muhammed de yanlış mı hatırlıyorum? En az iki tane net gol pozisyonunu harcadı. Hatta bir pozisyonda onu galiba Gomis harcamıştı. Tamam, Gomis. İki tane Mustafa Muhammed, bir tane Gomis çok net gol pozisyonunu değerlendirdi. Açıkçası Mustafa Muhammed de parayı buluyorsa getirsin Galatasaray'a. Galatasaray onun miktarını belirlemişti zaten. 8 milyon euro. 8 milyon euroyu getirsin ve Galatasaray bu oyuncuyu da satsın. Yerine de başka bir santrafor transferi gerçekleştirilir. João Pedro transferinin uzaması üzerine Galatasaray rotasını Almanya'ya kırdı. Harit için yeni hamle. Amin Harit daha önce konuştuğumuz bir oyuncuydu. İlk Kadir Çetinçalı paylaşmıştı. Kadir abi paylaşmıştı. Orta sahaya yeni master arayan Sarı Kırmızılar bonservisi Şakir'de bulunan Faslı oyuncu için harekete geçiyor. Galatasaray Amin Harit için Porto ve Marsilya ile yarışıyor. Burada Leeds United'daki Rodrigo artı Leicester'daki Ayoto Perez'in de gündemde olduğunu yine söyleyelim. Ama João Pedro Galatasaray'ın en çok istediği oyuncu. João Pedro için
Galatasaray bugün çok ciddi bir baskı yapacak. İnşallah bu transferde gerçekleşecek. João Pedro Galatasaray için çok değerli. Okan Yokuşlu haberleri çıktı. Ya size soruyorum. Aldım, tamam. Okan Yokuşlu'dan Okan Buruk'a transfer sözü. William Carvalho ve Gueye transferlerinde başarılı olamayan Galatasaray rotayı tekrardan Okan Yokuşlu'ya çevirdi. Okan Buruk milyoncuya gel şampiyonluk için savaş çağrısında bulun. Hepimiz tanıyoruz değil mi? Ki ben istediğimizi zannetmiyorum. Ya arkadaşlar size soruyorum. Okan Yokuşlu sizce Taylan Berkan, Çıkaldao bu oyunculardan daha üst seviye bir oyuncu. Okan Yokuşlu temposu Felipe Melo veya işte Fernando Rodriguez temposuna çıkabiliyor mu? Okan Yokuşlu dribling yapıp deliciliği var mı? Okan Yokuşlu hücum setinde pas trafiği içerisinde çok etkin, efektif yer alabiliyor mu? Ceza sahasına sürpriz dalışları var mı? Hiçbir farkı yok ya. Okan Yokuşlu'yu alacaksak almayalım. Taylan Antalyalı oynasın. Veya Berkan oynasın. Okay Taylan'dan şöyle bir tık daha iyidir. Okan Yokuşlu. Berkan'dan bir tık daha iyidir. Sakın ha sakın Okan Yokuşlu'yu getirip de işte 6 numarayı aldık falan demesinler. Diyeceklerini de zannetmiyorum zaten. Sevilla bu kez gözünü Nelson'a dikti. Galatasaray'da önemli bir yıldızın ayrılığı daha kapıya dayandı. Victor Nelson'a Sevilla Barcelona kulüplerinden herhangi bir teklif gelmiş değil. Şu ana kadar herhangi bir teklif yok. Ve değerli arkadaşlar Galatasaray'ın da bu sezon Victor Nelson'ı satmak gibi bir planı, bir düşüncesi yok. Victor Nelson önümüzdeki sezon Galatasaray kadrosunda olacak. Galatasaray'ın Nelson'ı satmak gibi bir düşüncesi yok. Galatasaray'a gelmiş bir teklif de yok. Ama Kaan Ayhan için çok ciddi bir baskı var. Kaan Ayhan transferinin gerçekleşmesi için çok ciddi bir mücadele var. Abdülkerim Bardakçı, Kazım Can Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray yabancı kuralındaki 8 artı 3 sınırlamasını dikkate alarak Kaan Ayhan transferinden vazgeçmedi. Kaan Ayhan için Galatasaray ciddi anlamda bastırıyor. Kaan Ayhan olabilecek transferlerden biri. Basketbolda da Daylın Enis transferi gerçekleşti. Hayırlı olsun. Daylın Enis, ben kendisini tanıtan bir video çekmiştim. Mutlaka izleyin. Galatasaray önemli bir skorer oyuncuyu kadrosuna kattı arkadaşlar. Oyuncu da çok motive. Galatasaray nef için Daylın Enis transferi hayırlı olsun. Galatasaray kariyeri boyunca üstün başarılar dileriz. Bu oyuncunun özelliklerini şut kalitesi, penetre, çembere gitmesi, savunması vesaire özelliklerini anlatan çok detaylı bir video çektim. Merak edenler Eyüp Yıldız Daylın Enis yazdığında videoyu bulup izleyebilirler. Daylın Enis de Galatasaray'a hayırlı olsun diyelim. Şimdi birkaç tane mesaj okuyalım. Güzel bir program olduğunu da düşünüyorum. Faydalı bir program olduğunu da düşünüyorum. Bakalım sizler ne yazdınız. Taylan Biner, Mert Müldür'ü alsınlar. Bari Kaan net sağ bek değil. Emin Bayram daha iyi demiş. Anılcan, Eyüp abi sana hiç katılmıyorum. Bizim önemli önceliğimiz 6 numara. Ayrıca Taylan Berkan da kalmalı. Bence biz 6 numara ve 10 numara transferi yaptıktan sonra Taylan'dan Berkan'dan birini göndermeliyiz. Sağ tarafta Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Morutsan birini göndermeliyiz. Oğulcan Çağlayan, Sekidika falan zaten gitmeli. Ay Yıldız Albayrak, João Pedro alınsa bile uzun süreli anlaşmaya gerek yok. Okan Yokuşlu Enzonzi'ye benziyor. Ağır demiş. Metehan Demir, Eyüp abi Seferov için yanına bir Umut Bozok'u alsak riske girmeye değmezmiş. Bir de Muhammed olur. Bence riske girebiliriz o zaman. Yani diyorsun ki Mustafa Muhammed, Seferovic, Umut Bozok. O zaman biz Seferov için riskini alırız göze diyorsun. Ama ben gene almam ya. 2 milyon euro vereceksin sakatlandığında. Tamam. Satın alma opsiyonunu kiralıyorsun. Ama sakatlandı gitti 2 milyon euro. Ve Umut Bozok'la Mustafa'ya kaldın. Umut Bozok bu arada Galatasaray ondan haber bekliyor yani. Tamam, indirimi kabul ettim. Ve gelsin, geliyorum, teklifinizi kabul ettim demeyi bekliyor Galatasaray Kulübü. Yoksa Umut Bozok'la bir daha görüşmeyecekler. Fener 4 ve 6 numarasını aldı. Biz senelerdik.
seneler Fenerbahçe dördüncü altı numarasını aldı. Biz senelerdir bir tane alamadık demiş. Berke Kalafat, João Pedro'yu bitiremezse yazıklar olsun Galatasaray'a. Sürekli Fenerbahçe'den çalınmıyor. Bavulu toplayıp gitsin, transferden sorumlular. Bu kadar da ağır değil. Öyle de bir şey söylemiyorum ama João Pedro transferi eğer gerçekleşmezse, daha doğrusu Fenerbahçe gerçekleştirirse, bence bize ağır darbe olur. Bizim için çünkü çok önemli, çok değerli bir oyuncu. Eyüp Bey, Almanya'dan selamlar. Ali Arık göndermiş. Galatasaray'ın bir transfer stratejisi yokmuş. Allah ne verdiyse. Yo, vardı ama bitiremediler. Maalesef bitiremediler. Maalesef. Emirhan Kaynak, Umut Bozok olmuyor mu? Hayır, Umut Bozok'un 1 milyon euro artı bonuslar. Galatasaray'ın teklifi bu. Bu paraya inmesi bekleniyor. Bu paraya açıkçası inmesi bekleniyor. Salih Can Arslan, bir kere tüm transferler kampa yetişsin. Artık transferin son günlerinde yine panik transferler yapmayalım. Rusya'dan selamlar demiş. Ben de Rusya'ya selamlarımı ileteyim. Süleyman Rado, koskoca Galatasaray bir Pedro'nun alınıp alınmamasına mı alınmamasına kaldı gibi konuşuyorsunuz. Valla önemli oyuncu. Haftalarca ilgilendin. Hani Galatasaray João Pedro'yu alamazsa öldük, bittik, mahvolduk, yok olduk demiyorum zaten. Öyle bir cümle de kurmuyorum. Ama haftalardır João Pedro ile ilgileniyorsun ve senin sisteminin en önemli parçalarından biri olacak. Sen bu oyuncu transfer edemediğin gibi bir de Fenerbahçe'ye kaptırırsan, kusura bakma, bu çok demoralize eder insanı. Çok moral bozar. Bu da bir realite yani. O zaman senin gidip yaklaşık iki katı para ödeyerek Evander'i transfer etmen gerekiyor. João Pedro'nun bonservisi 4 milyon euro. Evander'inki bir ihtimal 8'e inme durumu var. 8 değil bu arada. 8 bile değil ya. 10 istiyorlar falan. 8'e inse. Hadi diyelim indi. Evander 8'e indi. João Pedro 4 milyon. İki katı fark var. İki katı fark var. Gidip Evander'i mi alacaksın? Emre Arıkan, Kaan Ayhan ve Umut Bozok'a ayrılan kaynağı 6 numara harcaya yanlış yerde enerjilerini harcıyorlar. Peki. Güzel bir yayın oldu. Hararetli bir yayın oldu. Çünkü maalesef Galatasaray'da böyle birazcık hararetli bir dönemden geçiliyor. Transferdeki sorunlar, sıkıntılar, hazırlık maçlarındaki kötü görüntü moralleri bozmuş durumda. Ama hala da gemi limanda ve o gemiye binebiliriz. Bunu da unutmayın. Yöneticiler, Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Cenk Ergün biraz daha dikkatli ve ortaklaşa çalışırlarsa, o zaman o gemiye atlarız ve o gemiden şampiyon olarak ineriz bir sonraki limanda. Evet. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Öğlen baskın yayın olabilir. Transferde sıcak bir gelişme olursa, ama akşam saat 22'de Güney Esentürk'te karşınızdayım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.